Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Liseleri Arapça 12 ünite 2 El-Vahidetu 2 En-Nüketu. En-Nüket bu kelime mizah, espri, şaka manalarına geliyor. Çoğuldur yani mizahlar, şakalar, espriler. Nüktetün müfrettir, nüket ise cemildir. Eddersül evvelu, birinci ders, min nüketi cuha, cuhanın esprilerinden oluşmaktadır. Yani Nasrettin Hoca'nın esprilerinden teşekkür etmekte. Eddersül sani, ikinci ders ise el fi'lul lazimu ve el mutaddi, lazım fiil ve mutaddi fiilden oluşmaktadır. Birinci derste Nasrettin Hoca'yı işleyeceğiz esprilerinin. İkinci derste ise lazım ve mutaddi fiili işleyeceğiz. Nasrettin Hoca'dan birkaç kare resim. Tenhidun, giriş soruları. Mehede, yümehidu, tenhid, giriş. Hel tuhibbu, sen sever misin? Ente, gizli zamir, faildir. Demek ki hikaye meful olacak. Hikayeten nüketi, mizah şakaları, yani mizah hikayeleri, şaka hikayeleri, yani esprili hikayeler dinlemeyi sever misin? Eyyü enva'in, hangi tür şeyler, minen nüküteş, mizahtan hangi türlerini tuhibbu ente, sen seversin ha onları. Ne tür şakalar, ne tür mizahlar sevmektesin? Üskür bahset ente, sen. Ba'dal eşhasi, bazı şahıslardan bahset. Öyle şahıslar ki el meşhurine, meşhur olan şahıslardan. Hangi noktada? Fin nüketi, nüket noktasında. Nüket yani mizahlar noktasında. Et Türkiyeti, Türkiye yani Türk olacak. Türk mizahçıları hakkında bahset. En nüketi Türkiyeti, Türk mizahçıları demektir. Mâdâ ne ta'rifu, sen biliyorsun. An cuha, Nasrettin Hoca hakkında ne biliyorsun? Madane ta'rifu, sen biliyorsun. Anil fi'li lazimi ve mutaddi, lazım ve mutaddi fiil hakkında ne biliyorsun? El vahdetu iki, el dersul evvelu min nüketi cuha. Nasrettin Hoca'nın hikayelerinden birisi veya birkaçı. Min burada ba'ziyet, yani bir kısmı demektir. Nasrettin Hoca'nın hikayelerinden, şakalarından birkaçı. Cuha ev veyahut da Nasruddin Hoca. Nasrettin Hoca veya Cuha diyebiliriz. İkisi de aynı şey yani. Aynı varlık kastedilmektedir. Görüyorsunuz Nasrettin Hoca eşeğine ters binmiş. Ve parça bir hı ve o, yani Nasrettin Hoca. Şahsiyetun, bir şahıstır. Öyle şahıs ki fukahiyetun. Fukahi bir şahıstır. Fukahi mizahsal demek. Mizahi bir kişiliktir. İnteşara, İnteşarat, meşhur olmuştur. Fi kesirin mine sikafate. Sikafe, sikafe kültürler demek. Çeşitli kültürler. Pek çok kültürde. Fi kesirin mine sikafate. Pek çok kültürde. Yani kültürlerin çoğunda yayılmış, meşhur olmuş bir şahsiyettir. Ve ihtelefe, ihtilafa düştü, tartıştı, anlaşamadı. El-müerrihune, müerrihun tarihçiler de. El-müerrihune, tarihçiler anlaşamadılar. Fi şahsiyeti cuha, Nasrettin Hoca'nın şahsiyeti hakkında ihtilafa düştüler. Fil edebi Türkiye, Türk edebiyatında nüsibet, nispet edilir, dayandırılır. Kısasu cuha, kısasu cuha, Nasrettin Hoca'nın hikayeleri. Kıssat-ı Nüfet, kısasçı oldu. Nasrettin Hoca'nın hikayeleri dayandırılır. İlâ Nasreddin Hoca, Nasrettin Hoca'ya dayandırılmaktadır. Cuhan'ın, bahsettiğimiz hocanın hikayeleri Nasrettin Hoca'ya dayandırılmaktadır. Yani hoca derken biz genelde Cuha derken Nasrettin Hoca'yı kastetmekteyiz. Ona ait kılındı. Nüsibet, nisbet edildi, ait kılındı. Ne? Kısasu Cuha. Cuhan'ın kıssaları, hikayeleri. Kime ait kılındı, dayandırıldı, nispet edildi?
ila Nasreddin Hoca, Nasreddin Hoca'ya bağlandı. O kastedildiği ileri sürüldü. Elledi o ki, o kişi ki aşe yaşadı hı, o kişi yani Nasreddin Hoca. Fil enavul fil karnes fil enavul Anadolu demek. Fil karnes salis aşar, es salis aşar 13 demek. El karn asır demek. 13. asırda takriben aşağı yukarı yaklaşık olarak 13. asırda Anadolu'da yaşamış olan Nasreddin Hoca. Ve fil edebil arabiyyi, Arap edebiyatında, Arap edebiyatında, el edep edebiyat yani. Edebiyatında ise nüside nispet edildi. Cuha hoca nispet edildi. İle Ebu'l-Husn, Ebu'l-Husni Düceyni El-Fezari. Bu adlı kişiye, El-Fezari adlı kişiye nispet edilmiştir. Cuha derken bu şahıs kast edildiği ileri sürülüyor yani nüsibe dayandırılı isnat edildi. Onun yaptığı bu kişinin kast edildiği ileri sürüldü. Buna nispet edildi, ait kılındı. Peki devam edelim. Ellevi o kimse ki aşe yaşamıştı kim? Yani El Fezari'den bahsediyor. Ellevi o Fezari ki aşe yaşamış idi. Hüve o El Fezari. Fil ahdil Emevi. Emevi döneminde. Emeviler döneminde. Emevi döneminde yaşamış olan bir şahıstır. Ve nera biz görüyoruz. Hadi şahsiyete. Bu şahsiyeti, bu kişiyi görüyoruz. Fi adabi şuubin uhra. Şuub milletler. Fi adabi şuubin uhra. Şuubin uhra diğer milletler demek. Uhra diğer demektir. Şuub milletler. Diğer milletlerin edebiyatında da o şahsiyeti yani Nasreddin Hoca'yı görmek değil. Sadece Türklerde ve Araplarda değil, diğer milletlerde de bir Nasreddin Hoca, bir cüha yani varoğlu ileri sürülmüştür. Uhra, diğer, başka. Ala sebilir misali, sebil yol demek. Ala üzere, el misal örnek. Ala sebilir misali, yani diğer milletlerin edebiyatında da bahsedilen bir şahıstır dedik. Ala sebilir misali, örneğin. Ala sebilir misali. Bu misali yolu üzere. Buraya tam kelime kelime mana verilmez. Örneğin, yani diğer milletlerde de görünür dedik. İşte örneğin nera biz görüyoruz. Molla Nasreddin'i fi İran, İran'da görmekteyiz. Asya el Busta ve Orta Asya'da görmekteyiz. Orta Asya'da da mevcuttur. Buralarda yani Orta Asya'da ve İran'da Molla Nasreddin'i görmekteyiz. Ve gabruva. Şimdi burayı gabrufu gibi okumayın. Burası farklı bir dilden Arapçaya geçen özel bir isim olduğu için böyle harf harf hareke değil. Bu tür şeyler yazıldığı dile göre okunmaktadır. Fi Bulgariya. Bulgarya'da yani Bulgaristan'da Kabrovo'da Gabrova bir şahıs. Bu kişi de Bulgarya'da Nasreddin Hoca olarak ileri sürülmüştür. Ve Ertin adlı şahıs da fi Ermeniya, Ermenistan'da Ertin'de Nasreddin Hoca olduğu ileri sürülmekte. Ve Ara ve biz yine görüyoruz. Fi bazı düvelil Balkan, bazı Balkan ülkelerinde de ne benzeri kişiler görmekteyiz. Ve ileyke ve a dedim ya burayı yanlış söyledim. Burası doğrusu nedir? Aru adlı kişi fi bazı düvelil Balkan. Bazı Balkan ülkelerinde de Aru adlı kişi Nasreddin Hoca olarak ileri sürülmektedir. O hikayeler bu kişiye nispet edilmektedir. Sonuç olarak bazı Balkan ülkelerinde Aru, Ermenistan'da Ertin, Bulgaristan'da Gavrova, ne diyor? Orta Asya ve İran'da ise Molla Nasreddin,
Nasrettin Hoca hikayeleri bu şahıslara nispet edilmektedir. Velev ki sana gerekir, ne gerekir? Ba'va ve ba'zu nevadiri cuha. Nasrettin Hoca'nın nevadirlerinin bir kısmını aşağıda görmekteyiz. Yani hikayelerin bir kısmı. Kâne idi cuha, Nasrettin Hoca, müsafiran, misafir idi. Kâne'nin haberi misafir, cuha ise ismi. İlâ beldetin. Misafir ne demek? Yolculuk yapmıştı, yolculuk yapıyordu demek yani. Kâne cuha müsafiren. Nasrettin Hoca yolculuk yapıyordu. İlâ beldetin, bir ülkeye, bir beldeye. Ve'idetin, uzak bir belde, uzak bir bölgeye yolculuk yapıyordu. Ve ehade aldı, ma'ahu yanına. Kisen, kis torba, poşet, kap, mines sükeri, şeker dolu bir poşet aldı, bir kese aldı. Ve daha sonra se'ele sordu, hu ona, bazıhum insanların bir kısmı Nasrettin Hoca'ya sordular. Limada niye hudu sen alıyorsun ma'ke yanına kisen, mines sükeri, bir poşet şeker niye yanına aldın ki? Dediler. Ve bu sorunun ardından, fe ardından demek, sorunun ardından gale dedi kim? Gizli zamir hüve Nasrettin Hoca. Kime yönelik? Lehum o insanlara, kendisine soranlara yönelik şöyle dedi. Li ennel gurbete, çünkü gurbet nedir? Muratun acıdır. Gurbet acıdır. Enne'nin ismi gurbe, muratun ise haberi olmakta. Fi ahad el-ayyami, günlerden bir gün, kâne cuha, Nasrettin Hoca idi. Yüezzinu, ezan okuyordu ve yezhebu müstri'an, ve hızlıca gidiyordu. Yezhebu müstri'an, hızlıca gidiyordu, yani koşuyordu. Zehebe yezhebu, gitmek, müstri'an, hızlı, hızlıca gidiyor, yani koşuyordu. Ve ardından se'elu, sordular, vaffa'il, insanlar sordular. Hu, Nasrettin Hoca'ya. Hani sebebi, bunun sebebini sordular. Hem ezan okuyorsun hem koşuyorsun. Neyin peşindesin? Fe bu sorunun ardından kâle hüve. Nasrettin Hoca şöyle dedi. Uridu ben istiyorum en a'rife. Öğrenmek istiyorum. İlâ eyne, nereye kadar yasilu varıyor, varacak savti sesi. Sesimin nereye kadar varacağını ölçmek için, öğrenmek için böyle yapıyordum dedi. Ecip cevap ver. An resiletil atiti haseben nasi. El nas parça. Hasep göre. Aşağıdaki parçaya göre. El nas parçaya göre aşağıdaki soruları cevaplandır. Parçaya göre aşağıdaki soruları cevaplandır. 1. Men hüve cuha. Nasrettin Hoca kimdir? Hüve o. Şahsiyetun, fükahiyetun, inteşarat fi kesirin minel sikafati. Zaten öyle geçti parçada. 2. Eyne, nerede aşe yaşadı Cuha et-Türkiyyu? Türk olan Cuha nerede yaşamış idi? Aşe Cuha fil Anadul. Anadolu'da yaşamıştı. 3. Meta, ne zaman aşe yaşadı Cuha el-Arabiyyu? Arap Cuha, Arap Nasrettin Hoca meta ne zaman Ayşe yaşadı? Burada yıl, asır sorulmakta. Ayşe Cuha el-Arabiyyu fin ahdil Emevi döneminde yaşadı. Soru 4. Ma ismu Cuha el-Bulgari? Bulgaristanlı Nasrettin Hoca'nın ismi nedir? İsmihu Gabruhu. Gabruva demiştik. Gabruva veya vo diye söyledik. 5. Men hüve aru. Aru da kimdir? Aruhum. Aru hüve o aru. İsmu cuha. Nasrettin Hoca'nın ismidir. Fi ba'zi düvelil belkani. Bazı Balkan devletlerinde Nasrettin Hoca'nın kendisi yani ismi olarak geçmektedir. 3. Va koy yerleştir alamete. Şu alameti yerleştir. Emame el cümeli sahihati. Sahih cümlelerin önüne bunu yerleştir.
ve alamete çarpı emamel cümel hatiyeti hatalı cümlelerin önüne de bunu yerleştir. Madde 1. Cuha şahsiyetun fukahiyetun inteşarat fi kesirin minel sikafati. Doğrudur. O zaman onay işareti koyun. 2. İttefaka el-müerrihun ediyor. Bu hatalıdır. İttefaka değil, ihtelefe olarak geçmiş. Hatırlayın. İhtelefe. Parçada bunlar var. Dolayısıyla buraya çarpı koyacağız. 3. Ayşe yaşadığı Nasruddin Hoca fi kâne tâsi'aşer 19. asırda yaşadı diyor Nasreddin Hoca. Tâsi'a 9 demek. Evet, 19. asırda Nasreddin Hoca yaşadı diyor. Doğru mu yanlış mı? Yanlış ise çarpı koyacağız. Parçada vardı. 4. Ayşe Cuha el-Arabiyyu fil-Asri'l-Usmaniyyi Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın bulunduğu asırda yaşadı diyor Arap Nasreddin. Bu da yanlıştır, çarpı. Diğer bir sorumuz, 4 numaralı soru. Rattib, sen düzenle, el cümele, el atiyete, litekune, nükteten, linasreddin, hoca, sünnü, tübha. Nasreddin Hoca'ya ait mizahları, şakaların düzgün oluşması için, litekune oluşması için, nüktete, Linasreddin Hoca, Nasreddin Hoca'nın nükteleri, şakaların oluşabilmesi için aşağıdaki cümleleri düzenle. Sünne sonra uktub. Sen yaz ha onları. 1. Kâne cuhâ râkiben himârahu. Kâne idi cuhâ râkiben. Binmiş idi. Binici idi himârahu eşeğine. Nasreddin Hoca eşeğine binmiş idi. 2. Fekâle cuhâ hâdâ tabi'iyyun. Burayı düzenleyelim. Burada ne yazmalıyız? Burada yazılacak şey bir kere bu 2'ye 5 yazacağız. Ve erade şahsun sıralama yapıyoruz. Kâne idi cuha rakiben biniciydi himâra eşeğine. 2'ye şöyle yazın. Şu fegale cuha hâzâ ve erade diledi, kastetti şahsun bir şahıs en yemraze dalga geçmeyi ma'hu onunla. Onunla dalga geçmeyi, alay etmeyi kastetti, tasarladı bir insan. Kiminle? Nasreddin Hoca dalga geçmeyi planladı. Peki buraya geldik. Ve erade şahsun en yemraza ma'hu. Bunu ne yaptı? Bir yukarı aldı. Buraya geldiğinde yani ve erade şahsun en yemraza ma'hu. Buraya ne yazalım? Buraya da üsttekini yazalım. Fekale dedi lehu ona Nasreddin Hoca'ya yönelik kişi şöyle diyor. Ya Cuha ey hoca diyor. Bir aşağıya indik. Ey hoca cümlenin devamı ne? Lekad andolsun ki araftu ben anladım. Himareke senin eşeğin velem a'rifke. Ama sen anlamadın. Araftu ben tanıdım himareke senin eşeğini. Senin eşeğini tanıdım. Velem a'rifke. Ama seni tanımadım diyor. Eşeğini tanıdım. Seni tanımadım. Bir aşağıya indik. Buraya ne yazacağız? Fekale cuha. Hatice şöyle dedi. Hâdâ tabi'î. Bu doğaldır. Normaldir. Tabiidir. Bir aşağı indiğimizde buraya da li'ennel hamira hamir de eşek demek. Çünkü eşek ta'rifu tanır ba'daha el-ba'd. Eşeğin diyor eşekler birbirini tanır demek. Bir diğerini tanır. Li'ennel hamira çünkü eşekler ta'rifu tanır ba'daha el-ba'd. Eşeklerin biri diğerini tanır. Sen bu yüzden beni tanımadın ama eşeğimi tanıdın. Çünkü sen de bir eşeksin demeye getirdi. Sırayla okudum ben cümleleri. Buradaki düzenlemeyi o şekilde yapmanızı uygun bulduk. Sıra geldi yine bir rattip yani kevbin cümle oluştu. Burada aynı renklerden cümle oluşturmamız isteniyor. Önce mesela sarılardan sonra işte mor, kahverengi veya diğer başka bir sırayla da olabilir. Önemli olan bir sarı kullanıp ardından mor kullanmamak. Tüm sarılarla bir cümle. Tüm yeşillerle bir cümle şeklinde. Kevbin oluştur, cümelen cümleler oluştur. Minel cedveli
aşağıdaki tablodan müstaine yardım alarak bil elvanil atiyeti aşağıda gelen renklerden uktub yaz ha onları kema fil misal örnekte olduğu gibi kâne cuha müsafiran kâne idi cuha Nasrettin Hoca müsafiran yolculuk yapıyordu ila beldeten baideten uzak bir bölgeye ve hadi aldı mahu yanına kisen bir torba bir poşet mine sükeri şekerden bir poşet yani şekerden imal edilmiş değil bir poşet şeker aldı. Hangi rengi kullanmışlar? Kâne, cuha hangi renkte geçiyor? Ona göre burası yapılacak. Şu kahverengi gibi olandan yapılmış. Biz de artık onun bir benzerinden başlayacağız. Mesela hangisini yapalım? Sarıya başlayalım. Sarıdan nasıl olur? Fesselehu. Şuraya yazıyoruz arkadaşlar. Bir mesela. Ne yazacağız? Okuyorum. Fe-se-e-le-hu, se-ele sordu hu o Nasrettin Hoca'ya ba'duhum insanların bir kısmı. Limada niçin te'huzu sen alıyorsun ma'ke yanına yani kendinle beraber. Ki sen mine sükkeri, şeker demek. Bir poşet şeker niye yanına aldın ki diye sordular. İkiye geldik. Fe-kâle lehum li-ennel-gurbete murratun. Bu da işte kızıl turuncu gibi olan. Fekale dedi lehum onlara Nasrettin Hoca şöyle verdi cevabı. Li'ennel gurbete çünkü gurbet murratun acıdır dedi. Devamında ihtelefe el müerrihune fi şahsiyeti cuha. İhtelefe yani vehtelefe vav en başta var ve ihtelefe vehtelefe. O da şu mor gibi olan. Vehtelefe ihtilafa düştü anlaşamadı. El müerrihune tarihçiler. Fi şahsiyeti Cuha, Nasrettin Hoca'nın şahsiyeti hakkında. Sıra dörde geldi. Bu da yeşil olanı. Ayşe yaşadığı Cuha fi mintikati el enabul veya fi mintikatil enabul. Doğru kuş bu da el enabul diye yazıldığını ifade etmek için okudum. Demek ki Anadolu mıntıkasında, mıntıka bölge demek. Anadolu bölgesinde Cuha yaşamış idi. Dedik. Burayı da tamamladık. 6. İkra oku en nükteteyn iki tane parçayı, iki tane mizahı oku. El atiyeteyn aşağıda yer alan gelen. Sünne sonra ecip cevap ver. Aynen esileti sorulardan ednahu aşağıdaki sorulara cevap ver. Sorular da var. Okuyalım. Cuha ve el-Gaşşaş. Nasrettin Hoca ile el-Gaşşaş'ın hikayesi bu. El gaşşaş dolandırıcı demek, hilekar demek. Cuha şöyle dedi. Uridu ben istiyorum kilu leben. 2 kilo süt istiyorum dedi. Bai'ul leben süt satıcısı şöyle söyledi. Bai'ul leben diyorum bilin yani lebeni buna esire vereceğiz. Lakinni fakat ben era görüyorum ma'ke seninle beraber vi'a'eyni. Ji'a un vi'a'eyn iki kap. İki kova diyelim. Ya Cuha, ey Nasrettin Hoca sen benden kilu leben yani bir kilo süt istedin ama senin elinde iki tane kap var diyor. Lakin fakat ben erayı görüyorum. Maalesef seninle beraber vi'a'eyni iki tane kap olduğunu görüyorum. İki tane kova olduğunu görüyorum. Ya Cuha, ey Nasrettin Hoca. Cuha şöyle diyor. Likey için demektir. Likey teva'a koymak için elde beni süt. Fi vi'ain. Vel ma fi vi'ain. Diyor ki yani fi vi'a bir tane kap süt koymak için. Vel ma'e su koymak için. Fi vi'ain. Diğeri de su koymak için. İki kap var. Birine süt koyacağız. Birine su koyacağız. İki tane kap var diye iki tane süt alacağım manasına gelmiyor. Cuha ve caruhu. Car komşu demektir. Nasrettin Hoca ve caruhu yani Nasrettin Hoca'nın komşusu. Kâne idi li cuha carum. Nasrettin Hoca için bir tane car vardı yani komşu var idi. Ve kullama her ne zaman istiara, istiara ödünç istemek demek. Her ne zaman ödünç istese,
Sin talep için ödünç istese, şeyen herhangi bir şey. Min cuha Nasrettin Hoca'dan, komşusu her ne zaman ödünç olarak herhangi bir şey istese, la yurci'uhu, onu geri vermezdi, ileyhi Nasrettin Hoca'ya onu verilmezdi, geri verilmezdi. Aldığı şeyi geri vermezdi. Ve beynema ikendığı zaman cuha fi beytihi, Nasrettin Hoca evinde iken, beynemaya iken diyebiliriz. Evindeyken dukka çalındı. El babu kapı. Dukka dekka dukka. Medde mudde meçhul fiildir. El babu naibu faildir. Kapı çalındı. Nasrettin Hoca'nın kapısını çaldırarak tık tık tık. Ve ardından kale dedi lehu. Nasrettin Hoca için caruhu komşusu şöyle dedi. Erdi sen ver. Ni bana. Neyi vereyim? Himareke eşeğini ver. Kendi eşeğini bana ver. Kale lehu cuha Nasrettin Hoca komşusu için şöyle dedi. Lekat and olsun ki. And olmak yemin olsun ki yani. Ehazet aldı hu onu yani eşeği aldı. Zevceti eşim aldı. Karım eşeği aldı. İle su bir çarşıya götürdü. Çarşıya doğru gittiler. Ve feceten derken ansızın neheka anırdı. El himaru eşek ansızın anırdı. Kale dedi lehu Nasrettin Hoca caruhu komşusu ne dedi? Etekzibu aleyye ya cuha. Ey hoca sen bana yalan mı söylüyorsun? Beni kandırıyor musun? Etekzibu kandırıyorum. Yalan mı söylüyorsun? Yalan mı söylüyorsun? Etekzibu. Aleyye bana. Ya cuha ey hoca. Kale dedi lehu komşusuna cuha nasıl hoca gavdı ben kızarak. Veyhake sana yazıklar olsun ya. Ya cari ey komşu. Tükezzibu sen yalanlıyorsun ni beni yalan söyledim iddia ediyorsun. Yalanlıyorsun. Ve tusaddigu ve doğruluyorsun. Doğru söylediğini iddia ediyorsun. Kim için? El himara eşeği. Yani beni yalancı eşeği de sadık olarak görüyorsun. Sana yazıklar olsun. Eşek mi doğru söylüyor ben mi? Soru 1. Mahiye el fikratul esasiyetu fin nükteti elif. Elif şıkkındaki nüktenin izahı, parçanın esas fikri yani ana fikri. Ana fikri nedir? Diye bir soru geldi. 2'de de mahi el fikratul esasiyetu fin nükteti B. B şıkkındaki hikayenin, nüktenin esas fikri nedir? Mahiye en nikatu. En nikat kelimesi noktalar manasında. Noktatun nikatu. Nikat çoğul bir kelimedir. El müteşabihe tu fin nükteteyn. İki nükte arasındaki müteşabih benzer noktalar nedir? Benzer noktalar nedir? Peki E şıkkına cevap verelim evvela. El fikratul esasiyetu fin nükteti elif hiye el gış. El gışu. Hiye el gışu. Yani o nedir? Hiledir. El kizbu ikincisi için. Birincisi nedir? Tekrar edelim. El fikratul esasiyetu fin nükteti elif hiye el vişşu. Aldatmadır, hiledir. İkincisi el fikratul esasiyetu fin nükteti b hiye el kizbu. Yalandır. İkincisinin ise ana fikri yalan söylemeyle alakalı. Birincisinde ise aldatma söz konusudur. Hilekarlık söz konusudur. Devamında nikat kelimesinden bahsettik. Nuktatun müsrettir. Cemisi nukudatun, nikatun diye birden fazla şekilde cemisi gelebilir. Noktalar manasına gelmektedir. Peki iki nükte arasındaki benzer noktalar nelerdir? En nikatu el müteşabihu beyne nükteteyni hiye el gışu ve el kizbu. Bu kizbu olsun, gış olsun yani yalan söylemek ve hilekarlık. İkisi de nedir? Hasletani, siyyetani. İkisi de kötü huydur. Hasletani, hasletlerdirler.
Yani özelliklerdir. Huydurlar. Nasıl huylar? Seyyi etani. İkisi de, her ikisi de kötü huydur. Çirkin ahlaktır. Ennikatu el-müteşabihu beynen nükteteyni hiye el-gışşu ve el-kizbu hasletani seyyi etani. Tercim, bir tercüme parçası karşımıza çıktı. El-fukahete el-atiyete ilel-lügati Türkiye'de. Aşağıda yer alan fukahiyeyi, artık hikayeyi, Türk diline tercüme et. Fukaha mizah demekti, biliyorsunuz. Cuha ve Zevcetuhu, Nasrettin Hoca ve onun eşi arasında geçen bir diyalog. Cuha ve Zevcetuhu, Nasrettin Hoca ve karısı. Fi yevmin minel eyyami, günlerden bir gün, ade döndü Cuha, Nasrettin Hoca, min mezraetihi, tarlasından döndü. Tarladan değil, tarlasından, kendi tarlasından döndü. İşte ardından gale şöyle dedi. Hüve, Nasrettin Hoca, lizevcetihi, kendi eşine yönelik şöyle dedi. El ed'amti, sen yedirdin mi, doyurdun mu? El hayevanati, hayvanları yedirdin mi? Fe, bu sorunun ardından galet dedi. Zevcetuhu, Nasrettin Hoca'nın eşi, karısı. Naam, evet. Eda'amtu. Burada ne? Burada yanlış yazılmış. Eda'amtu olacak. Eda'amtu. Tığ da lezim olacak. Eda'amtu, ben yedirdim, doyurdum. El kıtta, kediyi, ve el kelbe, ve köpeği yedirdim. Ve lakin, fakat, lem udu'in, yedirmedim. El himara, eşeği henüz yedirmedim. Ardından, bunun üzerine, gum ente, sen ayağa kalk, bir dahaki böylece. Bu iş için sen ayağa kalk, yani sen yedir. Kale Cuha, Nasrettin Hoca şöyle dedi. Ha da bu durum, yani kalk yedir diyorsun ama müstahil, imkansızdır. Len ekuma, ben asla ayağa kalkamam. Ene ben, bir dahaki bunun için asla ayağa kalkmayacağım. İhtelefe, şahtelefe, ihtilafa düştü, yani anlaşamadılar. Cuha ma'a zevceti, eşiyle bir anlaşmazlığa düştü. Ala hadel mevzu'i, bu konu üzerinde anlaşmazlığa düştüler. Ahiren, son olarak Galip dedi, zevcetuhu, eşi. Men, her kim, yetekellem, konuşursa, evvelen, ilk olarak, yud'in, işte o yedirsin, el himara, eşeği. İlk olarak kim konuşursa eşeğe o yedirsin. Yani susma oyunu oynuyor. Bir iddia söz konusu. Sevafeka. Bunun üzerine vafeka, uyum sağladılar, anlaştılar. Cuha ala dalik. Nasrettin Hoca tamam dedi, yani uyum sağladı. Pekala dedi. Ala dalik, bu konuya. Ve ardından celese, oturdu. Hüve, Nasrettin Hoca. Samiten, susmuş olarak. La yetekellemu, konuşmuyordu. Susmuş idi. Ve vehebet gitti zevcetuhu, onun eşi, li ziyareti ehliha, kendi ailesini ziyaret için karısı evden ayrıldı. Fihadil esnai, tam da bu esnada, dehale girdi lissun, bir hırsız, beyte cuha, Nasrettin Hoca'nın evine. Ve serika, çaldı. Kim? Hüve, hırsız. Neyi çaldı? Külle şey, her şey. Neredeki her şey? Fihi. O evdeki her şeyi çaldı. Ve Cuha ve Nasrettin Hoca yenzuru, bakıyordu ileyhi, hırsıza doğru, ama la yetekellem, konuşmuyor, hiçbir şey söylemiyor, karışmıyordu. Hırsız çaldı, gitti. İndema, dığı zaman, adet, döndüğü zaman, dönünce, kim? Ezzevcetu, eş. Nasrettin Hoca'nın karısı, yani döndüğü vakit. Vecedet, buldu, enel beyti, evi, katsurika, çalınmış, soyunmuş olarak evi buldu. İşte ardından sahat, bağırdı, çığlık attı ve gale şöyle dedi. Ma ne elledi, o şey ki hadese oldu, ya Cuha, ey hoca, burada ne oldu diye haykırdı. Huna, bu esnada, huna, orada, o esnada, vahike güldü Cuha, Nasrettin. Ve gale dedi ki,
İlhebi, sen git şimdi. Ed'imi, yedir el-himara, eşeği. Çünkü ilk olarak sen konuştun dedi. İstemi'i, dinle ilen-nükteti, hikayeyi, espriyi. Minel-müderris, öğretmenden. Sümme uktub, yaz. Ha, onu fil feragatil-atit, aşağıdaki boşluklara onu yaz dedi. Bir soru henüz göremedim. Ve görüldüğü üzere Ed-Dersus Sani diyor. İkinci parçaya geçiş var burada. Demek ki buralarda bitirmemiz gerekecek. Var mı farklı bir şey? Bir soru mu var burada? Yok. Tercüme ettirdi. Tercümeyi yaptık zaten. Yani siz yazmadınız geçin. Yazın. Zaten ne diyor? Hocadan dinle, sonra boşluklara yaz dedi. Ben anlattım. Yazdığınızı varsayıyorum. Bu şekilde bu üniteyi, bu ilk dersini tamamladık.